Yağmur kalacak gibi değil. Çevre puslu, sisli. En azından bir saat daha. 10 gün kaldığımız Tahiti'den demir alıyoruz. Bitti bugün işler. Aksiyon kameranın pillerini sipariş etmiştim. Gelmiş onlar. Gidip aldım. Eksik matkap ucuydu, banttı. Onlar da tamam. Tahiti'yi yaşadık. Şimdi Moorea Adası'na. Otu güverteyi alalım. Etrafı bir neta edelim. Sonra yavaş yavaş demir alırız. Makinenin yağına, suyuna da bakalım. Çalıştıralım. Rolantisi çok düşük. Rolanti de çok sarsıntılı. mil. Tahiti ile Moorea Adası arasında 8 mil var. Ama Moorea'nın kuzeyindeki merkezi demir yeri buradan 15 mil. Gün kalmış olduk bu demir yerinde. Papeete şurada merkez. Burası da doğusunda. Burası normalde haritada demir yeri görünüyor. Ama yasak dediler. Kanocular her gün idman yapıyor. Şamandıralar koymuşlar. Kanocuların idman alanı olarak ayrılmış. Tahiti Adası. Sakin, rüzgarsız bir havada Tahiti'den Moorea Adası'na geçiyoruz. Nefis yerler. Sargozaların Pasifik'te olduğunu bilmiyordum. Sargoza
grupları yüzüyor suyun üstünde. Sargoza yosunu mu diyeyim, bitkisi mi diyeyim? Öbekleri Atlantik kadar çok değiller ama yine bayağı var. Kuzeyde yağmur var. Bir yağmur rüzgarı başladı. Onu kullanıyorum. Bakalım, belki yağmurdan sonra devam eder. Tam ortadayız. Moraya ve Tahiti'nin. Kıyılarındaki kumsallar, küçük kasabalar görünmeye başladı. Burası Tahiti'den daha turistik, daha popüler. Oteller, restoranlar, ikonlaşmış işte palmiyeli sahiller, şelaleler, birçok şey Moraya'da. Fener var. Bunun Tahiti adasında olduğu gibi bunun da çevresinde kum bankları, mercan bankları var. Bu neredeyse oluşmuş bir yanardağ. Atölün içinden yükselebilmiş. Kuzeydoğu burnundayız şu anda. Demir yerimiz de burası. Şu mavi kumluğun içinde bir lagun var. Sonra derin bir koy. Bunun batısında bir tane daha var. Aynı şekilde. Resifin arkasında kalan lagun diyeyim, durgun. Sahilin doğal bir dalga kıranı var. Şu köpüren yerin arkası süt liman. Hakikaten uzun zamandır gördüğüm en güzel ada. Özellikle sahili. Şu incecik kum bankının şu köprüyor, görüyorsunuz. Yani suyun da altında. Sığlık aslında orası. O kum bankının arkasındaki o durgun su ve sahil o kadar güzel görünüyor ki. Oteller, palmiyeler, kumsalda evler.
Moray Adası kuzey sahilleri, muhtemelen diğer yerleri de öyledir. Harika. Şu Maldivler modeli otel suyun üzerinde. Şurada bir katamaran demirde. Kuzeyindeki, doğu tarafındaki ilk koyun girişine gelmek üzereyiz. Şurada görünüyor giriş şamandıraları. Oradan içeriye Banko'nun arkasına geçeceğiz. Şimdi okudum Wikipedia'dan. 2,5 milyon yaşında volkanik bir ada. İlk 1700'lerde İngilizler, sonra İspanyollar ve 1800'lerde de Amerikalılar gelmiş. 1000 yıl önce de batıdan kanolarla yerli halk buraya yerleşmiş. 900 yıllık insan kurban edilen üçgen yapılar varmış bol miktarda. Demek ki eskiden bayağı kalabalıkmış. Şurada dingi botu çekmiş birisi, demirlemiş, maske palet yapıyorlar. Kulaklarımın enfeksiyonu kurudu. Yine ne varsa bizim Türk doktorlarda var. Özlem Akkoca arkadaşım. Ben 3 kere çok ciddi antibiyotik tedavisi, damla, hap, bir sürü şey kullandım. 15 gün suya girmedim 3 defa. Ama 1 yıldır kulaklarımda sorun devam ediyor. En sonunda Özlem Akkoca. Ona mesaj attım. Dedim kulaklarım böyle düzelmiyor, ne yapayım? O da bana yazdı, dedi ki muhtemelen şu oldu. Aynen de onlar oldu. Ve yapmam gerekenleri söyledi. Kulak zarı ve kulak içindeki o koruyucu yağ, yani bizim sarı kulak kiri diye bildiğimiz şey aslında oradaki koruyucu yağ ve onun bir pH'i var. Ve orada iyi huylu bakterilerle orada yaşıyor orası. Kendi başına bir orada dünya var. Ben sürekli antibiyotik kullana kullana o tabakayı yok etmişim. Kulak zarları tamamen savunmasız kalmış. Suya girdiğim her seferinde de direkt enfeksiyon oluyordu. Şimdi orada yeniden pH oluşturuyoruz. Yeniden orada bakteri, iyi huylu bakteri. Bir 4-5 gün daha dikkat edersem bu 1 yıllık sorunu çözeceğiz. Muhteşem Moraya. Çapamızı hazır edelim. More, kertenkele,
Araya sarı, sarı kertenkele anlamındaymış. Tahice dilinde. Tek bina yok. Bir tane şurada iki katlı yeni yapılan bir otel var. Hep ormanın içinde bungalovlar var, oteller. Tahiti'den sonra burası ne kadar sessiz geliyor insana. Sizi çekip alayım mı buraya? National Geographic'in Orion gemisi. İnsan burada nereye demir diyeceğini şaşırır yani. İnanılmaz. Şurada yakıt istasyonu var. Orada su varsa su alırız oradan. O iyi oldu. Ağaçlar, değişik ağaçlar var. Büyük, yüksek. Buraya demirleyelim. Demirledikten sonra belki kendimize geliriz. Yok, gelemeyiz. Bu güneş batana kadar, burası karanlığa gömülene kadar o neymiş, o neymiş, o neymiş böyle şaşkınlık içinde bu akşamı geçiririz. Demirlenebilecek daha iyi bir yer düşünemiyorum.
bu derin koy, ağaçlar, zirveler, denize sıfır evler, oteller burayı çok daha sevimli yapmış. Yoksa bitki örtüsü ihtişam olarak markizlerle aynı diyebilirim. Tabi burası başkente yakın, Papeete'ye, Tahiti'ye. Onun için burada otel ve lüks evler daha fazla. Çünkü direkt uçuş var buraya, Amerika'dan, Avustralya'dan. Direkt insanlar Tahiti'ye uçuyor. Tahiti'den burası da feribotla yarım saat. O kadar. Moraya da sabahımız. Üç yanımızda zirvelerle çevrili. Burası batı. Burası güney, koyun en derin yeri. Burası da doğu. Kuzeyimizde koyun girişi. Şurada bir yakıt istasyonu var. Ona gidip su var mı diye soralım. Teknenin su tankları boşaldı. Onu tamamlamamız lazım. Suda, suya düşmüş. Sen yüzemezsin. Şurada kuru, kanatlarını çalıştır ve uç. Ve daha dikkatli ol. Yakıt istasyonu var ama su yok. Wow. Kocaman bir vatoz yüzüyor burada. Ofisine, marketine soralım bakalım. Tekne için nereden su alabiliriz? Daha 5 dolar ücretlendi. Ama bizim eksimiz su. Sadece suya ihtiyacımız var. Buzlarda 3 dolar. Güzel. Yakıt var. Market fena değil. Gaz var. O da iyi. İleride balıkçı iskelesi var dedi. Oradan alabilirsin. Önce orayı bir bulalım. Jet ski ile gezenler, ATV ile gezenler, safariye gidenler, burası bayağı turistik. Ama böyle daha iyi yani. Gidin değil mi, böyle koyun dışına tın tın gidin, orada basın. Şimdik tekrar tekneye geldik. Motoru taktım. Motorla daha rahat gideriz. Sağa sola gitmeye de lazım. Burada gezeriz. Onun için motoru taktım. Yoksa bu koy içerisinde motora gerek yok. Her yere kürekle
rahat rahat gidersiniz. Sonra sonra ilerliyoruz. Burası balıkhane, balık hali. Burada su var ama buradaki su iyi değil dedi. Bunlar kullanamazsın dedi. Şurada iyi su var, çeşme. Oraya git dedi. Bunlar balıkçı tekneleri. Çeşit çeşit balık yüzüyor. Ve koca bir hatta köpek balığı görebiliyor musunuz? Vay be. 1,5-2 metre var. Hemşire köpek balığı herhalde. Velhasıl gidip suyu bulalım. Wow, çok büyük ya. Bunlar en zararsız, barışçıl hemşire köpek balıkları. Çok çeşit balık var. Çok. Balık halindeki adam kanoların orada var demişti. Güzel içme suyu. Şurada da güzel haber. Hem de gerçek içme suyu. Yani sadece tatlı su değil. Burada bidonlarımızı dolduralım. Fakarava'dan beri su ikmali yapmadık. Bayağı oldu. Herhalde 1-1,5 ay oldu. Bakar mısınız? Evet, bugünkü sabahki işimiz öğlene kadar buradan su taşıyarak tankları doldurmak. Öğrencilere sahili temizletiyorlar. Bizde de yapıyorlar bunu Türkiye'de. Çok güzel bir şey. Üçüncü parti. Her seferinde 50 litre götürebiliyorum. Altı partide tüm tanklar doluyor. Buraya da kuruluyor seyyar lokantalar. Ne bidon? Yeah, 50. Survey? Yeah, little bit. Herkül, little bit. Herkül. Yeah, Herkül'e, yeah. Lastiği çok güzel yapmışsın diyor. Güzel tak diyor. Otomatik dedim ben de. Elektrik faktöründe kalmıyorsun. Su bulan masum köylü. Sabah 7'de başlayan su taşıyıp tankları doldurma ve çamaşır için ekstra su taşıma işi ve üzerine temizlik bitti. Saat 1:30. Mola.